Evet, karısının eline kına yaptım. Kendi karımın üstüne yemin ederim ki Arke'in çok çok tatlı bir eşi var. Hem de çok tatlı. Teşekkür ederim. Bir dakika. Ritüellerin doğru yapılması için kınanın gelinin evinden gelmiş olması gerekiyor. Ve bu da... Ay merak etme, ben aldım. Padmini'den aldım. Bittu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam, devam edin. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. İçimden gelerek yaptım. Kına güzel bir kadına yapıldığında çok zarif durur. Harika. Harika. Şuraya bakın. Ne kadar duygusal bir sahne. Ne oldu hanımefendi? Madhubala, annem sana Arke için asla oruç tutmayacağını söylemedi mi? Ama gelin hanım yani... Bittu. Birileri konuşurken şoförler, aşçılar ve sekreterler susar. Anlatabiliyor muyum acaba? Dipali. Öyle dedi mi demedi mi? Solmuş bu. Kınadan söz ediyordum efendim. Benim adım Mehendi Hasan. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Bittu, şimdi gülüyorsun. Ama annem Madhubala'ya yapma dediği halde oruç tuttuğunu öğrendiğinde gülebilecek misin bakalım, merak ediyorum. Sen onun izni bile olmadan bu eve gelin geldin, öyle değil mi? Ayrıca onun sözünü hiçe saydın. Güzel. Senden daha çok nefret edecek. Bir dakika. Annem benden nefret etmiyor. Madhubala, bu nasıl bir yanlış anlama? Tabii ki nefret ediyor. Hayır. Annem benden nefret etmiyor. Sadece bana kızgın ve bunda da çok haklı. Belki bilmiyorsundur ama... Anneler çocuklarından asla nefret etmez. Nefret ve öfke arasında fark vardır. Ben annemin gözlerinde hem sevgi hem de öfke görüyorum. Tanrım, işaret dili mi bu? Hiç anlamıyorum. Madhubala, belki de onu duymadın. Arke ile sen gerçek bir çift değilken oruç tutmanın ne anlamı var, söyler misin lütfen? Gelin hanım, bakın bu yalan değil. O oyun oynamayı bilmez. Bittu, seninle konuşmuyorum, anladın mı? Aslında karvaçot sözcüğünü senden duymak çok tuhaf. Yani hanımefendi kendisi için değil, patronun hayırlı bir ömrü olsun diye oruç tutacak. Bu yüzden de annesi mutlu olacak. Yani onun için yapıyor. Aa, demek kayınvalideni etkilemek için yapıyorsun. Eğer samimiyetsiz olsaydım... Onu etkilemek için yapardım. Ama öyle değilim.
Bu yüzden de kınayı gizlice yaptıracağım. Vay canına. Madubala konuşabiliyormuş. Bir de üstüne cevap veriyor. Ben sadece içimden geleni söylüyorum. Sen bana asla engel olamazsın. Madubala, oruç tutmayacaksın, anladın mı? Çünkü yapılması gereken birçok şey var. Oysa sana yol gösterecek ya da yardım edecek kimse yok. Sadece bu küçük planın parçası olan Bittu var. Dipali, mesele savaş olsaydı yapayalnız olurdu. Ama Karva Çot aşk ve evlilikle ilgili. Kalplerin birlikteliğini kutsayan bir tören. Bu yüzden bir yardımcıya değil, partnere ihtiyacım var. Ve ben partnerimle çok mutluyum. Evet Dipali. Ben oruç tutacağım ve annemin sargısını yiyip görevimi de yerine getireceğim. Ayı seyrederek kocam için dua da edeceğim. Arkeğin elleriyle yedirdikleriyle de orucumu açacağım. İstesen de istemesen de bu böyle olacak. Bunlar çok büyük hayaller Madubala. Hepsi de gerçek olacak. Gelin hanım, kendinize bu kadar güvenmenize gerçekten bayıldım. Çok mutlu oldum ama bir yandan da korkuyorum. Neden bitti? Siz patronun dişi versiyonu oldunuz. Bu ne inat böyle? İlle koltukta uyuyacak. İyi geceler. Fatih, gidip Dipali'ye vermek için hazırladığım hediyeleri getir, hadi. Tam zamanında uyandın kızım. Otur, sana güzel şeyler hazırladım. Hanımlar geldi herhalde. Ben bir bakayım.
Alkey koltukta mı uyumuş? İyi de neden burada? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tam zamanında geldiniz. Evet, evet. Hepimiz kalkmıştık. Bütün hazırlıklarımız tamam. Ne oldu? Saat kaç? Zamanlama kötü oldu, bitti. Sabah sabah seni gördüm. Günüm kötü geçecek. Sen neden benimle hep böyle alaycı konuşuyorsun? Hı? Dipale'ye hadi gel. Tamam. Anneme söylesem mi acaba? Ezeli düşmanım bugün kocası için oruç tutuyor. Hayır, hayır, hayır. Şimdi hiç sırası değil. Onunla göze göz, dişe diş kapışmam gerekiyor. Her şeyini bilmem gerek. Her şeyini. Ne olursa olsun Madhubala. Orucunu tamamlamana asla izin vermeyeceğim. Ah, gelin hanım, ben de tam sizi uyandırmak için geliyordum ki... Bitto, günaydın. Günaydın. Biliyor musun, aslında Karvaçot'un heyecanından gözüme uyku girmedi. Kınam bozulacak diye paniğe kapılıp durdum. Kınanıza bakabilir miyim? Çok güzel görünüyor. Kınanın bu kadar güzel tutmasının bir anlamı vardır gelin hanım. Nedir biliyor musunuz? Hadi. Hadi. Bekle. Uyanmasın. Hadi. Radacığım. Diğer gelininle ilgili ne karar verdiniz? Bugün oruç tutuyor mu? Dün burada olmayacak demiştim. Anne nerede? İstersen bir ara bakalım. Evet, bugün burada değil. Rada, bu ne böyle? Bu senin küçük gelininin ilk karvaçotu değil mi? En azından kocasının evinde olması gerekmez mi? Gitmesine nasıl izin verdiniz? Biz... Aslında şöyle düşünmüştük. Karvaçot'tan daha büyük bir olay olamaz tabii ama anlaşılan onun bambaşka planları varmış. O yüzden de gitti. Tabii Karvaçot'a herkesin saygı göstermesi şart değil. Önemini herkes anlamayabilir. Gelin hanım, onun sözlerini lütfen ciddiye almayın. Ben mutfağa gidip hemen bir şeyler yapabilirim. Siz hiç merak etmeyin lütfen. Hayır Bittu. Annemin yaptığı ikramlardan yiyeceğim. Şuna bak. İlle yiyecek bunlardan. Gözüne kestirdi bir kere. Seni aptal kız. Bu tatlıdan yarım çay kaşığı yesen 1 kilo alırsın. Çok güzel olmuş, öyle değil mi? Bu kez bademleri kavurmadan yağda kızarttım. Buyurun lütfen. 1 değil, 1,5 kilo. Dipali, sen neden yemiyorsun? Yiyorum anne. Ama şey oldu. Beni bekliyor tabii ki. Bensiz boğazından geçmez ki. Öyle değil mi hayatım? Kenny, bu sabah çok erkencisin oğlum. Bugüne kadar hiç... Düşündüm ki bu yıl karıma şöyle güzel bir sürpriz yapayım. Sürprizim hoşuna gitti mi? Söyle hayatım. Şoktayım. Ne tatlı. Hadi Patil. Şu tatlıdan bana da koy bakalım. Bu yıl ben de canım karıcığım için oruç tutuyorum. Onun en kısa zamanda büyük bir filmde rol kapabilmesi için. Nasıl? Gelin hanım, Dipali'ye bak. Teyzemin hazırladığı tatlıyı bugün bile istemiyor. Zaten her defasında odasına kaçar ve orada gizli gizli yemek yer. İyi ama Bittu. Tatlı. Kenny lütfen. Beni aptal yerine koyma. Kendinde dalga geçme. Git odaya yat ve uyu. Ama bu konuda dalga geçilmez ki hayatım. Bu bizim aşkımızın simgesi bir kere, değil mi? Evet, evet. Haklısın oğlum.
Ama hayatım, boş yere erkenden kalktın değil mi? Hala uykun olmalı. Hadi odamıza dön ve uyu sen, tamam mı? Hayır hayatım, gerçekten hiç uykum yok. Hatta kendimi son derece enerjik hissediyorum, gerçekten. Hadi, hadi bir lokma da sen. Hayır. Hadi, lütfen. Hadi, kum. Artık benim tatlım da gelebilir değil mi? Hadi Patil, getir. Artık afiyetle yedirirsin bana. Yedirirsin mi? Yani ya ben nasıl sana ellerimle yedirdiysem senin de bana bir kaşık yedirmen gerekiyor hayatım. Kural böyle, geleneklere uymalıyız değil mi? Ne güzel konuşuyorsunuz. İçten geliyor. Gerçek sevgi. Hadi. Pekala, bizim işimiz bitti artık. Bırakalım rahat rahat tatlılarını yesinler. Hadi, biz ritüel için hazırlanalım. Dipali, tatlım bitince yanıma gel kızım. Tamam anne. Bittu, onlar kalkar kalkmaz benim mutfağa girmem lazım. Baksana yarım saatim kalmış. Güneş doğduğu anda oruç tutma şansım kalmayacak. Hemen annemin tatlısından yemek zorundayım. Gelin hanım, ben şimdi patronu çekim için uyandırmam gerekiyor. Çünkü onun bugün çekimi çok erken. Yarım saate çıkması lazım. Onu uyandırınca gelir tatlı yemenize yardım ederim. Kenny lütfen. Büyük sürprizini hiç merak etmiyorum. Git hadi kalk şuradan. Babana içecek bir şeyler götür. Hadi. Ama babam çoktan uyumuştur. Harika, sen de git uyu o zaman. Hadi. Hala ne burada oturuyorsun? Aa. Şimdi şunu yiyeceksin kafana. Hayatım sakin ol. Tamam sakin ol. Tamam gidiyorum. Ama canım. Tamam gidiyorum. Bittu bak. Yenge sadece bir kaşık yedi. Dokunmamış bile. Onun için kötü olan benim için iyi olacak. Hadi Bittu. Hadi. Madhu hiçbir şey bulamazsa kesin bundan yemeye kalkacaktır. Ama başaramayacak. Ne yazık ki muhallebiden yiyemeyeceksin canım. Nasıl yapsam acaba? Hayır. Doğrudan çöpe dökersen bilerek yaptığım ortaya çıkar. Üstelik bir sürü de karınca gelir. O zaman kesin yakalanırım. Hani tencere? Nerede? Burada bir yerdedir. Ben şimdi Bittu bulup... İçine su dolmuş. Tabak. Tabak da boş.
Bitu tatlı nerede peki? Sakin olun yenge. Nereye gidecek tatlı, burada bir yerde. Bak. Ama gelin hanım, siz ne yapıyorsunuz? Çöpten mi yiyeceksiniz onu? Hoş etti ama. Bir şey olmaz ki. Sen hiç merak etme Bittu. Hiçbir şey olmaz. Ama gelin hanım, lütfen onu yemenize izin veremem. Sen beni hiç merak etme. Hadi git bir an önce arkeyi kaldır. Ben de bunu yiyip hemen yukarı gelirim. Ne diyeyim patrona? Ben bunu nasıl saklarım? Bittu lütfen. Bir şey olmayacak. Hadi git sen. Lütfen git. Patron, siz uyandınız demek. Karım hala uyuyor Bittu. Tamam, siz hazırlanın, ben de arabayı çıkarttırayım hemen. Alo, arabayı hazırlayın. Yarım saat sonra çekimde olacağız. Annemin tatlısı. Madu! Madu! Yüce Allah'ım. Yürekten şükürler olsun. Annemin yaptığı tatlıyı yiyebileceğim. Artık oruç tutabilirim demektir. Bittu. Efendim Bittu. Gelin hanım, yastık oyunu bozuldu. Hemen buraya gelmeniz lazım. Bittu. Güneşin doğmasına sadece 15 dakika var. Tatlıdan yemezsem oruç tutamam. Bu mümkün değil, gelemem. Şu anda burada olmanız her şeyden daha önemli gelin hanım. Hadi çabuk. Tamam, çabuk geleceğim. Madu! Geliyorum, tamam. Madu! Ah, Arkey, ne zor adamsın. Arkey seni tam zamanında çağırdı hayatım. Ne oldu? Bittu karım nerede? Abi patron mabede gitti herhalde ama hemen döner. Siz merak etmeyin hiç. Nereye gittiyse gitti. Bana yalan söyledi. Bir şey saklıyor. Arkey? Günaydın. Arkey ne oldu? Sen erken mi kalktın? Hayır. Uyumdur. Arada uyurken kalkar gezerim. Hala uyuyorum. Öyle mi? Bittu. Patron. Seti ara öğren. Karavanım oraya varmış mı bir bak bakalım. Karavanınız sette. Merak etmeyin. O zaman git de setin elektrik direkleri yerinde mi bak. Biri çalmış olmasın. Bittu sen ne zaman bu kadar aptal bir adam oldun böyle söylesene. Odadan çıkmanı istiyorum. Tamam patron, tamam. Madu, bunlar ne?
Yastıklar. O kadarını ben de görüyorum. Neden yalan söyledin? Yalan mı? Ben mi? En iyisi ben şunun içine kimam koyayım da orucun daha başlamadan bozulsun sevgili Madıbala. Çok sevgili Madıbala. Tatlıya sevgisini katan sırf annem mi? Bak ben de en içten sevgilerimi katıyorum. Bu yemek midene bağırsaklarına öyle bir dokunacak ki oruç tutmayı istesen de asla başaramayacaksın. Annem de buna çok üzülecek tabii. Bir yandan oğlu için oruç tutuyormuş gibi rol yapacaksın ama günün yarısına bile gelemeyeceksin. Çok yazık. Madem mabede gitmek istiyordun, beni yastıklarla kandırmana ne gerek vardı? Arkay, ben neden yalan söyleyeyim? Yani buna gerek yok ki. Sadece dua edip biraz rahatlamak istedim o kadar. Elinde ne saklıyorsun öyle? Arkay, o ne öyle? Yanağında bir şey var. Yanağımda mı? Aman Allah, kına yüzüne bulaşmış. Arke, yanlış görmüşüm, yüzünde bir şey yok. Ben sana ikramlardan getireyim, bekle biraz. Madu, bekle. Baksana. Resmen damgalı gibi oldum. Yanağımda bir yara izi eksikti. Ne olmuş ki anlamadım. Ben ne bileyim canım? Ben yapmadım ki. Niye bana soruyorsun? Peki neden sen biliyor musun gibi hissettim? Ne oldu? Aa, buldum. Sivrisinektir. Sivrisinek mi? Bu sivrisineğin sanatla ilgisi varmış galiba. Sokmamış da resmen boyamış baksana. Peki öyle yapmak da geçmez. Nasıl geçermiş? Makyajla. Yani sana şunu diyorum. Makyaj yapabiliriz. Makyajla onu gizleyebiliriz. Tamam mı? Hemen geliyorum. Madu. Neden gelmiyor bu kız? Gelip yemezse bütün çaban boşa gitti demektir. Güneş neredeyse doğacak. Umarım tatlıyı vaktinde yiyebilirim. Sen güzellik salonunda çalışmıştın. Bunun nasıl gizleneceğini bilirsin o zaman. Hadi çabuk bir şeyler yap da insanlar bunu görmesin. Ben mi? Hayır, ben. Kim olacak? Sen tabii. Al bunu. Senin başka ellerin mi var? Ha? Neden saklıyorsun ellerini? Nazar mı değecek? Aslında hava biraz soğudu galiba. O yüzden işte. Soğuk mu? Burası mı? Hmm. Sana bir şey soracağım. Sen yeni mi böyle oldun yoksa bir üretim hatası mısın? Demek istediğim... Bu tuhaflıkların doğuştan mı geliyor? Bu ne şimdi? Ne bu söyle? Diş macunu. Her şeyi anladım ama bunu anlayamadım. Yani diş macununu. Arkay, yüzüne sür, 5 dakika bekle, sonra yıka, hemen geçer. Benim işim var, birazdan dönerim. Madu. Ya ben gitmeni istemiyorsam?
Ben de gitmem o zaman. Öyle mi? Gitmez misin? Hayır, gitmem. Benim çekime gitmem lazım. Tatlı. Allah'ım. Madubala, ne tatlısın. Yörüncenin tatlısını ne de güzel afiyetle yedin. Yazık oldu. Senden Dipali'ye meydan okumanı kim istemişti ki? Bak, işin bitti. Üstelik oruç da tutamayacaksın. Yine mi güldün? Gülsem ne olacak? Ne var bunda? Annem hep gülüşümü çok sevdiğini söyler bana. Annen neden güldüğünü bildiği için öyle söylüyor olabilir. Ben bilmiyorum. Neden güldüğünü söylesene bana. Yüzümün hep genç ve güzel kalması için gülüyorum. Yüz egzersizi yani. Hiç duymamış mıydın bunu? Yeter, kes şunu. Çok ilginç. Bu arada madem konuşuyoruz, bir de kariyerime olan bu ani ilginin nedenini öğrenebilir miyim? Hı? Bu ara sık sık işin olmadığı halde sete geliyorsun. Konuş. Neyse. Boş ver gitsin. Kocacığım. Boş ver dedim karıcığım. Ne diyeceğimi sonuna kadar bir dinle. Dinliyorum, hızlı konuş. Sen böyle gözümün önündeyken... kalp atışlarım birden hızlanıyor. Bana bir şey oldu Arkay. Sanki... sanki... Sanki ne? Sanki kendimi tutamayıp birden... kahkahayı basacakmışım gibi. Arkay.
Yine ne var? Süperstar RK. Kamera önünde 20 haydutu dövebilen adam. Ama ceketini bile giymekten aciz. Evet, farkındayım. Ama aceleyle... Acelen neydi böyle? Efendim, çekim için hazırız. Tamam. Ne oldu? Hiçbir şey. İyiyim ben. İyi ama az önce bir şey olmuş gibiydi. Arke. Çekime çağırıyorlar, git. Dedim ya, iyiyim ben. Bittu. Evet patron. Bittu, Madu pek iyi değil galiba. Ona göz kulak olur Arke, iyiyim dedim ya. Ne oldu gelin hanım? Gelin hanım, gelin hanım. Anne? Anne, Mali'nin ilacı nerede? Şurada bak. Tamam. Anne, bugün oruç mu tutuyorsun? Peki, sana yemek hazırlayayım ben. Nereye gidiyorsun? Madu'ya gidiyorum. Bugün onun ilk karvaçotu olacak. Bunu ona vermeliyim. Madu'nun karvaçotu mu? Anne, anne biliyorsun değil mi? Arke ve Madu'nun, yani onların evliliği... Her neyse, unutalım. Trishna, sen ne diyorsun? Kızım bugün ilk karvaçotu diyorum. Anne, çok halsiz görünüyorsun. Yapma. İyi ama... Eğer senin gözünde en ufak bir değerim yoksa o zaman hemen kalk git oraya. Ama Trishna... Eğer beni birazcık düşünüyorsan gitmezsin. Bitti. Bir yere gitmek yok. Ama... Bir yere gitmek yok dedim anne. Alo? Gelin hanım. Gelin hanım. İçin bunu hemen hadi. Sağ ol. Bittu. Ben bunu içemem ki. O zaman orucum bozulur. Ama kötüsünüz. Daha fazla kötü olmanıza izin veremem. Olmaz öyle şey. Olmaz, orucum bozulur. Hem merak etme. Benim hiçbir şeyim yok. Gelin, gelin benimle. Hadi gelin. Hadi gelin, dikkat. Gelin hanım, ne oldu? Gelin hanım, yavaş. Ne olur yavaş, tamam, yürüyün. Tamam, iyiyim. Lütfen. Gelin hanım, lütfen beni dinleyin. Bakın, bence oruç tutmak için zorlanmayın. Bir lokma da olsa bir şey yiyin. Daha da kötü olacaksınız diye korkuyorum çünkü. Bittu, ne dediğinin farkında mısın? Ben bu orucu tamamlayacağım. Ama sizi... Bittu... İkiniz yemek yemeyi düşünüyor musunuz? Arkay, ben daha bir şey yemedim. Neden? Aç değilim. Daha sonra yiyeceğim. Ama iyi değilsin, tamam mı? Hastasın, neden yemiyorsun? İyiyim ben gerçekten, daha sonra yerim. Şimdi canım hiç istemiyor. Evet, o iyi gayet. Alo. Set doktoru benim karavanıma gelsin lütfen.
Arkay doktora gerek yok. Doktor istemiyorum, ihtiyacım yok. Ben gayet iyiyim. Ben iyi ya da kötü olduğunu anlayabilirim. İyi olsan böyle olmazdın. Doktor, bu küçük hanım kendini pek iyi hissetmiyor. Bugün sürekli kusuyor. Ona bir bakın lütfen. Karnınız ağrıyor mu? Sabah kahvaltıda ne yediniz? Hayır hayır, o yani öyle onu hasta edecek bir şey yemedi. Gayet normal şeyler yedi sabah. Anladım. Belki yediğiniz şeyi mideniz bir şekilde hazmedemedi. Belki sorun budur. Evet, yani hayır, hayır, ev yemeği yedim ben. Biraz glukoz takviyesi almalısınız. Bir bardak suya karıştırıp için bir şeyiniz kalmaz. Hadi iç bitir hepsini. Ama ben bunu içemem ki. Neler dönüyor burada? İç hadi. Aslında alerji yapıyor. Bu alerji yapıyor. O yüzden içmemem gerekiyor. Bunu içemem. Evet patron, glikoza alerjisi var. Glikoza evet. Alerji diye bir şeyi de ilk kez duyuyorum. Ama sorun değil. Bir bardak suya birer kaşık tuz ve şeker atıp karıştırıp için. Siz de merak etmeyin. Gerekirse beni arayabilirsiniz. Teşekkür ederim doktor, çok teşekkür ederiz. Şimdi bunu içmek zorundasın. Tuhaf davrandığında ilgimi çektiğini kabul ediyorum. Ama şunu da bil ki bu kez gerçekten abarttın. Şu anki tavırların hoşuma gitmiyor. Neyin var senin? Al, hadi iç. Patron, ben de size diyecektim ki siz gidip yemeğinizi yiyin. Gelin hanım kendini iyi hissettiği zaman biz de geliriz, yani birlikte yeriz. Bence bol salatayı. Ağzını iyice doldurur, konuşmazsın. Hadi karıcığım, iç. İç şunu. Ama çok kötü kokuyor bu şey. Kusacak gibiyim. Pekala. Madem bunu içemiyorsun, o zaman yerine bir bardak meyve suyu iç. Meyve suyu bitmiş patron. Meyve. Patron, onu içmeyin. O bozulmuş o. Hayır, taze. Hadi bakalım. Meyve suyu. Arkay, istemiyorum. Senden çok güçlü olduğumu biliyorsun. Öyle değil mi Madu?
Gerekirse zorla içiririm. İç şunu. Hayır Arkay, lütfen. İç şunu dedim, hadi. Arkay, lütfen. Delirdin mi sen? Tamam, hemen temizlerim. Bekle. Cam kırıkları var. Bir yerin kesilmesin. Doktor sana açık açık bir şey söyledi. Ya bir şey yiyeceksin ya da tuzlu şekerli su içmen gerekiyor. Ama hayır. Sen olgunluk göstereceğini çocuk gibi inat ettin. Efendim, set hazır. Bekliyoruz. Tamam, geliyorum. Tamam. Patron şeye, çekime... Bir şey yemek istememe... Elini neden saklıyorsun? Ha? Arke... Dilini göster bana. Kına. Bugün karvaçot var. Bu... Sen deli misin? Bugün benim için oruç mu tuttun? Patron, ama gelin hanım yani... Tek kelime bile etme. Sen de bu işin içindesin. Benim böyle şeylere inanmadığımı çok iyi bildiğin halde. Ben inanıyorum. Ne dedin sen? Ne dedin? Ben inanıyorum dedim. Sen mutlu yaşa diye yaptım. O yarım kalmış dört yemeğine inandın, öyle mi? Doğru dürüst takmadığım o zincire anlam mı yükledin? Bunlara inanıyorsun, öyle mi? Beni gerçekten kocan mı sanıyorsun? Dışarı! Git buradan! Rada canım, bu ay ne zaman görünecek anlamadım. Çok geç oldu. Neden bu kadar acele ediyorsun ki? Daha vakit var. Hem orucumuz ne kadar sürerse kocalarımız o kadar uzun yaşarmış. Evet. Öyle mi? Evet. Kimi görmek istiyorsunuz? Ben Madu'yu görmek istemiştim. Şey, bir dakika. Buyurun. Efendim, benim adım Sudakar. Dada Sahip Palkanagar'dan geliyorum. Ben beyefendiyi tanıyorum. Malik'in yakalandığı gün beyefendi de oradaydı. Neden geldiniz? Annesi Madu'ya bunları yollamıştı. Dipali, ikram tepsisi? Onu da yolladı. Sonuçta Madu'nun ilk karvaçotu değil mi? O yüzden... Ama Madubala bugün oruç tutmuyor ki. Tutmuyor mu? Ama Padmini bana dün kına töreninde demişti ki... Ama tutuyor olsaydı şu an burada bizimle olurdu, değil mi? Nerede o zaman? Bu gerçekten çok tuhaf, öyle değil mi? Ben artık ne Arke'yi ne de bu kızı anlayabiliyorum. Bana oruç tutmayacağım dedi, sonra kalkıp çekime gitti. Şimdi de evden annesi hediye gönderiyor. Fikrini değiştirdi sanırım. Gerçekten çok oldu artık. Neyse, boş verelim. Bana verin. Başka bir şey? Hayır. Tamam.
Siz kalacak mısınız? Hayır, gidiyorum. İzninizle. Buyurun lütfen. Tamam. Dışarı! Bir dakika beni dinle. Olmayan kocanı bu akşam bekleme. Çünkü eve gelmeyecek. Ve aya baktığın zaman da onun yüzünü göremeyeceksin. Ayrıca seni elleriyle filan da beslemeyecek. Tabii orucunu da açamayacaksın. İstersen açlıktan öl. Umrumda bile değil. Dışarı! Patron böyle yapmamalıydınız. Bittu, sahte yengene sahip çıkmak istiyorsan durma peşinden git. Ona sabahtan akşama kadar yenge yenge diye seslen. Benim sana ihtiyacım yok, tamam mı? Git hadi. Thank you.